Dur dur şey orta dur çıkar tabi şu kareyi alalım. Aynen aynen şu kareyi al çıkar. Olarak gerçekleştireceğiz. Tabii önümüzde kısa vadede az önce yine ilçe başkanının ifade ettiği gibi sınav. İnşallah yeşil yurdumuz ve Malatya'mızın bütün teşkilatları olarak da orada en güzel. Tabii 2019 yılı hazırlanırken hem ilimizi hazırlamak hem de partimizi Malatya Ocak'ta kapalı spor salonuna bekliyoruz. Orada hem mitingimiz olacak hem kongre gibi. Şimdiye kadar 39 tane kongre yaptık. 13 ilçemizde ana kademe, gençlik kolları ve kadın kolları olarak biz bu yola çıkarken, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bu yola çıkarken halka ve hakka hizmet şiarıyla yola çıktık ve gerçekten de Malatya'yı büyütme adına, Türkiye'yi büyütme adına gece gündüz demeden gayret gösterdik, çalışma ortaya koyduk. Kimi zaman engellerle karşılaştık, kimi zaman partimizi kapatma seviyesine geldi, kapatmaya çalıştılar. Kimi zaman Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmak istendik, kimi zaman emuhturalarla karşı karşıya kaldık, kimi zaman da darbe teşebbüsüyle karşı karşıya kaldık. Ama hiçbir zaman taviz vermedik, hiçbir zaman vesayet odaklarına eğilmedik, hiçbir zaman milletten başka da güç tanımadık. Her zamandan daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde biliyorsunuz biz Afrin'de bir operasyon gerçekleştiriyoruz. Esasında Türkiye olarak biz bu operasyonları daha önce de yaptık. Cerablus'ta yaptık, Elbap'ta yaptık, olmadı Nusaybin'de yaptık, Sur'da yaptık, Cizre'de yaptık, Şırnak'ta yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Terörle mücadele ediyoruz. Terörün belini kırdık. Hem kırsalda hem şehirde hareket edemez hale getirdik. Etmeye de devam edeceğiz. Ve bunun devamı olarak da sınırlarımızın dışında da yuvalanan terör örgütlerine karşı tıpkı Kandil'e yaptığımız operasyonlar gibi, tıpkı Elbap'a yaptığımız operasyonlar gibi şu anda da Afrin'e operasyon yapıyoruz. Her zaman dediğimiz gibi biz Afrin'e bir etnik gruba karşı bir operasyon yapmıyoruz. Biz teröre karşı bir operasyon yapıyoruz. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri de en destekçileri de bunu çok çok iyi biliyorlar. Ve biz bunu görüşmelerde belgeleriyle de ortaya koyduk. Onlardan farklı bir anlayış değil, teröre karşı ortak bir anlayış bekliyoruz. Eğer samimilerse, eğer dünya samimi ise, eğer Cenevre Birleşmiş Milletler'in bir anlamı varsa, terörün o bölgelerde yok edilmesi, o çocuklarının özgürlüğe kavuşturulması gerekir. Eğer oradaki ticareti terör örgütleri kontrol ediyorsa, sömürüyorsa, oradaki tarımı terör örgütleri Afrinlere yedirmiyorsa, Türkiye olarak biz bundan rahatsızlık duyarız. Hele hele bir de oradan terör yuvalanmalarıyla Türkiye'ye karşı füzeler atılıyorsa, sivil vatandaşlarımız şehit oluyorsa veya insanlarımız yaralanıyorsa biz buna asla ve asla müsaade etmeyiz. Etmeyeceğimizi de ilan ettik ve operasyonlarda başarıyla devam ediyor. Onun için Türkiye'de de dünyada da bu anlayışla biz hareket ediyoruz ve bu anlayışla bu operasyonları sürdürüyoruz. Dolayısıyla gittiğimiz yerlere insani yardımımızla, gittiğimiz yerlerde sivillere karşı hassasiyetimizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da dünyada fark oluşturuyoruz. Birileri bunu yalan algılarla, operasyonlarla, sosyal medyadaki
farklı farklı alanlardaki fotoğrafları algı haline getirerek bugün Türk askerlerinin operasyonu gibi sunmalarına rağmen biz bu hassasiyeti göstermeye devam edeceğiz ve inşallah da bu operasyondan başarıyla çıkacağız.